müşrikler Muhammed Aleyhisselam'ı gördükleri zaman Efendimiz Aleyhisselam onlara deyince Allah hesaba çekecek. Yaptığınız yanlış şeylerden dolayı size hesaba çekecek ve karşılığını alacaksınız. Ateş var. 360 putu Tanrı'yı bırakın. Kendi ellerinizle yaptığınız şeylere tapmayı bırakın. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan ve hiçbir şeye benzemeyen benim Allah'ıma tapın. Bana bile tapamazsınız. Bana bile taparsanız müşrik olursunuz. Ebediyen cehennemden sizi ben bile kurtaramam. Tek olan ilaha tapacaksınız. Benim karşımda eğilemezsiniz. Benim karşımda secde edemezsiniz. Bakın dünyanın gördüğü en kaliteli insan Muhammed Aleyhisselam ama onun karşısında eğilmemiz yasak. Eğilen ya da biraz daha fazla secdeye giden sahabesine kendisi uyarıyor. Hayır, benim karşımda kimse eğilemez. Eğilebileceğimiz tek zat Allah Teala'dır. Cuma namazına Merkez Efendi Camii'sine gidiyorum. Camide benim şeyhlerimden bir tanesi, üstadlarımdan bir tanesi. Biliyorsunuz mübarek şeyhim İhramizade İsmail Efendi Sivas'ta metfundur. İkinci bağlı bulunduğum zat da Merkez Efendi Hazretleri'dir. Kalbi olarak çok büyük bir muhabbetim, aşkım var. Her gün bir vakit namazımı muhakkak Merkez Efendi Camii'nde kılarım. Mübareğe karşı büyük bir sevgim var. Fakat şeyhimi ziyarete gittiğimde ilmi olarak yeterli olmayan, ilmi seviyesi çok düşük olan bazı tarikat dervişlerinin şeyhimin karşısında eğildiğini görüyorum. Bir Allah dostunun, bir şehidin, bir peygamberin kabrine gittiğimiz zaman biz ne yaparız? Asla eğilmeyiz ya da secde yapmayız. Bu caiz değildir. Ellerimizi açarız, Allah'ın kitabı Kur'an'dan ayetler okuruz. Ve sevabını o zatın ruhuna hediye ederiz. Yapacağımız şey bu. Fakat bu şahıslar İslam ilimlerinden yoksun oldukları için tarikatlar iki türlüdür. İki kanatlı tarikatlar hem şeriat ilimlerine vakıf, Kur'an ve sünnete vakıf hem de tasavvuf okuyor. Bu iki kanatlı tarikatlar bozulmaz. Kıyamete kadar devam eder. Ve seni düzgün bir yolda Allah'a ulaştırır. Tarikatlardan bir tanesi de kolay yolu tercih etmiştir. Bizim şeriat ilimlerine, Kur'an ve sünnete ihtiyacımız yok. Şeyhimiz ne derse olur. Bu da cahil, sapkın tarikatlar. Cahil tarikatlarda şeyhlere, velilere, vefat etmiş olan zatlara hürmet ve saygı o kadar yüceltilmiştir ki Muhammed Aleyhisselam'ın üstüne geçmiştir. Ebu Bekir Sıddık'tan daha üstün şeyhler vardır. Muhammed Aleyhisselam'dan daha üstün veliler, şeyhler vardır. Sahte tarikatlarda. Ve bu şeyhlerin, dervişleri, şeyhlerini ziyarete geldikleri zaman karşılarına geçiyor. Cuma namazını kıldık az önce beraber. Cuma namazını kıldık, ben karşısına geçtim şeyhimin, ellerimi açtım, Kur'an okudum. O karşısına geçti, rükûya eğildi. Ellerini bağladı, rükûya eğildi. Merkez Efendi Hazretleri'nin karşısında. Sizi temin ederim, mahşere gittiğimizde, eğer Allah Teala bu kulu kurtarmak isterse rüyasına şeyhini çıkartır, şeyhi bunun suratına bir tokat çakar. Sen utanmıyor musun? Peygamberimizin karşısında hiçbir sahabe eğilmedi. Geliyorsun, cuma namazından çıkmışsın, benim karşımda eğiliyorsun der. Rüyada Allah'ın uyardığı çok insan vardır. Çoğu kurtulmuştur. Ama Allah'ın sevmediği, tabiatını sevmediği biri ise uyarmaz. Ahirette cezasını verir. Dünyada başınıza bazı sıkıntılar geliyorsa, Allah Teala sizinle bağını kopartmamış demektir. Ahirette size bir şey bırakmak istemiyor. Daha belanızı dünyada veriyor. Bizim camimize gelen sahte tarikat ehli, cahil sufilerden bazıları, biz orada cuma namazının farzını kılıyoruz. Bakın avluda yaz olduğu için ben hep dışarıda kılarım. Cuma namazının farzını kılıyoruz. Cahil sufiler şeyhlerinin kabrinin başında eğilmiş vaziyette duruyorlar. Biz burada farz kılıyoruz, cumanın farzını. Cumanın farzını kılarken yemek yemek haramdır. Çalışmak haramdır, kazancın haramdır. Çocuklarına haram yedirmiş oluruz. Farz kılınıyor çünkü. Bunlarsa şeyhlerinin karşısında böyle duruyor. Güya en kaliteli Müslümanlar, en takvalı Müslümanlar bunlar. Vallahi şirk içinde olan dervişler var. Şirk içinde olan tarikat ehli var. Şu anda ülkemizde ve dünyada. Neden bunlar şirke giriyor? Çünkü bu kitapla arasında mesafe var. Allah'ın kitabını okumamış. Muhammed Aleyhisselam, yani bu kitabı en önce tefsir eden zat hakkında hiçbir haberi yok, bilgisi yok. Onu biraz tanısa, tevhidi anlaması gerekir. Bu kitabın özeti tevhiddir. Tek ilah. O ilahın yanına hiçbir sevdiğin şeyi koyamazsın. Bu tevhidi anlamadıkça gerçek bir Müslüman olma ihtimalin sıfırdır. Küfür içinde gidersin. Birçok çalışma yaparsın. Birçok ritüeller yaparsın. Çalıştığın yanına eziyet olarak kalır. Ahirette hiçbir sevap göremezsin. Tıpkı Hristiyanların da haftada bir kiliseye gitmesi fakat ahirete gittiklerinde ebedi olarak cehennemde yanacak olması gibi. Neden hocam? Çünkü Allah bir değil, üç tür dediler. Bir tane olmaz. Oğlu da var, karısı da vardır dediler. Allah'a eş koştular. Allah'sa onların söylediği bu çirkin söz sebebiyle
neredeyse gökler parçalanacaktı diyor. Çirkin söz. Ben hiç kimseyi yanıma koymadım. Kimseyi kendime eş yapmadım. Siz nereden uydurdunuz bunu? Bütün hayırları, bütün yaptıkları ibadetler yanlarına çile olarak, sıkıntı olarak kaldı. Hiç de bir şey kazanamadılar. Böyle olmaman için tevhidi anlaman gerekiyor.